Herkese selamlar. DM'ler ile hoş geldiniz. Ben Mert. Ben de Doğan. Evet arkadaşlar, karşınızda 475 TL'lik small. 600 aldı onu söyleyeyim. Yani artık 475 değil kendisi. Evet. Şurada bir 475 atıyor arkadaşlar. Burada bir 600 atıyor. Evet. Aralarında farklar ne? Ne fark var? Çok mu büyüdü? Camı mı değişti? Tepsisi evet. Mi değişti? Eski seri, yeni seri, bütün farkları burada. Aynen. Burada yeni serimiz mevcut arkadaşlar. Burada eski serimiz mevcut. Yine arkadaşlar başta söyleyeyim, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Aşağıdan da zil emojisine basarsanız bilinler, link düşer. Bu videoyu da Koca Türk Nargile ve Hoka Kapital Nargile adına sponsorluğuyla çekiliyordur. Onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Buradan da selam olsun kendilerine. Aynen. Bir alışveriş yapacaksınız arkadaşlar. Hoka Kapital'e hemen oradan, ben Instagram'ı şu aşağı bırakırım. Oradan ulaşırsınız. Evet, İstersen kankacım, açılışa geçelim. Başlayalım. Yani kanka, çantalar aynı. Şimdi aynı. Bir fark yok. Bir renkler fark yok. Sadece değişik. Zaten renkler, çanta istediğiniz rengi göre geliyor. İçindeki nargile her zaman aynı oluyor. Aynı değişiyor. Sadece bendeki şu an ikinci seri, oradaki birinci seri. Aynen, güncel yani, serisi. Ama ben kendi şahsi fikrim, kahverengi biraz daha premium duruyor. Onu söyleyeyim. Yani bence de aslında öyle. Daha bir güzel duruşu. Hani şunun dokusuyla bunun dokusu arasında fark var. Bu biraz dokusu böyle pütür pütür. Bununki aynen. Böyle kaygan bir hissi var. Gayet güzel yani. İstersen kankacım yandan başlayalım şöyle. Şöyle, neresinden başlayalım? Kankacım bir açalım, içinden neler çıkıyor, neler var. Evet. Bir bakalım. Şöyle açıyoruz. Parçaların resmini biz burada tam net gösteremeyeceğimiz için şu yan tarafı falan koyarız arkadaşlar. İlk önce bir camdan başlayalım istersen kanka. Evet. Burada camımı bir çıkarıyorum. Şöyle. Evet, gördüğünüz şey gibi. Biraz büyümüş ve genişlemiş. Şöyle o tarafımıza koyalım. Konuşuruz zaten. İstersen tepsimizi çıkaralım kanka. Tepsi kanka burada, evet. Benimki birazcık kirlenmiş. Yeni işledik ya. Aynen öyle. Sonra arkadaşlar tepsilerin üstlerinde şöyle söyleyeyim. Burada eski sadece Small King yazıyor. Small King yazıyor. Yeni seride Mr. EDS Performans yazıyor. Alt tarafta da QR kod var. Bu QR kod ne? Bunu çok düğmeli geçti. Aynen öyle. Ben genellikle hep döviz kuru falan diyordum. Mr. EDS'nin müşteri destek hattını atıyor. Tepsi büyümüş ve 2 milim kalınlaşmış. Aynen öyle. Şöyle de göstereyim böyle tepsinin büyüklüklerini. Yani belli olmuştur. Yine resmini koyarız da. Aynen. İstersen şu göbek ve ser borumuzu çıkartalım. Arkadaşlar üst ser borumuz ve göbek kısmı hala aynı. Bir değişiklik vesaire bir şey yok. Yani Big Boss'larda bunun markuç girişinde sıkıntı var diyorlardı. Bizim Big Boss'ta da yoktu. Yani ben bunlarda da görmedim. Aynen, bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama yine bunun ince detayları var. Bir artıları falan var, onları da söyleyeceğim. Difüzörümüze geçelim, alt ser borumuza kanka. Burada. Difüzörler, alt ser borular aynı arkadaşlar. Hatta biraz uzamış. Yani aynı malzeme. Görünüş sadece olarak aynı. Sadece biraz daha uzun. Şöyle tahmini göstersen. Yani bir santim, bir santim uzamış arkadaşlar. O da cam büyüdüğünden dolayı. İkisi de aynı malzeme. Aynen öyle. Buraya koyalım. Burada markuç ne kaldı kanka? Yani. Senin markuç orada geldi. Benim markuç şu ön tarafta çıkıyor. Niye? Çünkü markuç uzamış ve değişmiş. Aynen öyle. Burada arkadaşlar, Small King yazmışlar böyle değişik bir fontla. Düz bir markuç var onun. Yani Big Boss'taki mesela öyle tepsiye takılıyordu. Bu serinin serisinde yoktu. Yeni seride bunu eklemişler. Ama bence eski serinin yazısı daha güzel hacı. Yani, yok yani, bence bu daha güzel. Ne bileyim, benim de hoşuma gitti. Bu çok silik yani gibi durmuyor mu ya? Baksana. Silik değil de Big Boss'un yazısı var ya, o mükemmel duruyor. Ha, öyle ya. Arkadaşlar gene 3 kademeli bir markuç yapmışlar. Bunlar vidalı bir şekilde. Bu da aynı şekilde. Yani o da aynı şekilde. Bunun ekstrası ne yeni serinin? Sadece tepsiye takılan yerler gelmiş ve markuç ağzı falan değişmiş. Geri kalan her şey aynı. Çok hayal ettim. Bunlar bana giriyor mu? Giriyor kanka herhalde. Ben de deneydim. Giriyordu. Hani eski seriyle yeni seriye çevirebilirsiniz. Başka neyimiz kaldı? Üst tarafımız kaldı. Lüda adaptörü ve tepsi evet arası. Şimdi şunu ben bir contasını koyayım. Yeni seride arkadaşlar siyah bir conta çıkıyor. O Duhan'daydı. Duhan senin çantaya attıydın. Çanta burada, evet. Aynen. Yeni seride bir conta çıkıyor arkadaşlar. Eski seride bir conta vesaire bir şey çıkmadı. Yani bize mi denk geldi? Aynen, bize mi denk geldi bilmiyorum. Şöyle tepsi apartına geçelim. Lüle apartına geçelim arkadaşlar. Yeni versiyonda lüle apartı biraz daha uzamış. Bir de çizikler eklemişler. Çizikler eklemişler. Güzel olmuş ama alt tarafı gene aynı. Fark aynen yok. Öyle. Çiziklerde conta kaymasın diye güzel bir detay bence. Aynen. Hortumu geçelim kanka. Hortum burada. Şöyle hortumunu çıkartayım. Siyah bir hortumla geliyor arkadaşlar siyah çantalı aldığınız zaman. Onu söyleyeyim. Hani hortumu bence birazcık benim için düşük bir kalite. Yani biraz şey, çok da hani üst düzey bir hortum diyemem. Siyah. Yine geçmeli ve ucu burada çıkıyor. Takılı. Güzel. Ama birazcık malzeme kalitesi böyle benim için 1.5 metre vesaire var yani. Şöyle ben yani öyle. Aynı zaten hortumda. 1.5 metre civarı.
Alt tarafında orientli girişi var, hortumun girişi. Üst tarafa da marpuş takıyorsunuz. Ben siyah hortumda kanka neyi eksi buldum biliyor musun? Yani toz böyle tutuyor. Mesela tozlu bir yere falan koyduğum zaman toz tutuyor. Ama beyaz hortumda o sıkıntı yok. Beyaz hortumda da renk katması var abi. Yani örüldüğü şekilde. Acayip bir renk katması var arkadaşlar. Şuradan belli oluyor. Bunun da resmini yine biz koyarız kenara. Yani beyazdan sarıya dönüyor diyebilirim. Bu aynı. Aynı şekilde bütün çoğu beyaz hortumda var. Otomanda da var hatırlarsın. Otomanda da var da aynen bizim. Yani çantaya geçelim istersen kanka. Arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla çantada hiçbir fark yok. Çantalar gene aynı. Ön tarafında bir göz var. Yanlarda da iki tane bir gözü var. Burada. Çantanın içi falan güzel. Yeni seri birazcık bence büyüdüğünden dolayı biraz ağırlaştı. Aynen. Ve marpuçu mesela buradaki iç tarafa girmiyor. Ön taraftaki göze koyuyoruz. Marpuç uzun olduğu için. Eski seride öyle bir sıkıntı yoktu. Hepsini çatır çatır içine koyuyorduk. Aynen. Burada hepsinin yeri var bu arada. Ama benim çantada eksi bulduğum ne? Ya şu askı aparat yerleri birazcık bence yani kaliteli olmamış ve o koptu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hani bir çantacıya götürüp dikmek lazım. Bunu yani buradan dikilmesi lazım. Birazcık bence onlar olmamış. Benim için olmamış yani. Ben hoşnut bulmadım. O yani dikkat etmeniz lazım şu üstten tutarken. Ve yani bu uzun olsaymış bence güzel olurmuş kanka. Şu. Ya boş takım varken kanka pek bir şey olmuyor. Aynen. Ama takım... mesela takımın yanında lüle koyduğunuz işte az bir şey tütün koyduğunuz falan biraz daha ağırlaştığı için aynen. Biraz kopma olabiliyor. İstersen kankacığım bir takımlarımızı hazırlayalım. Hazırlayalım kanka. Zaten yan tarafta İstersen... resimleri gördünüz şu an. Kanka burada bir toplayalım onu da göstermiş olalım. Olur fark etmez. Şimdi toplayalım. Evet arkadaşlar şöyle alalım. Ben şunu alayım. Yani şu orta göbekler fark etmiyor. Difüzörü takıyoruz arkadaşlar. Ama difüzör de fark ettiriyor. O da niye? Kısa difüzör var birinci seride. İkinciyi takıyorum ben de. Böyle vidalı bir şekilde. Tur sayısı birazcık azalmış kanka. Abi söksün hiç bakmadım valla. Koydum. Çevir. Oo bayağı azalmış. Tur sayısı azalmış. Aynen. Ondan sonra tepsimizi aparatımızı koyuyoruz. Şöyle ben açayım da. Tepsimizi onun üstüne de tekrardan lüle giriş aparatımızı koyduktan sonra hazır. Suyu koymanız gereken de buraya zaten eski seride bir şey var, bu şerit miydi? Aynen, çizgisi var yan tarafta. Onun ortasında... Yani ortası değil de ortanın bir tık altında yaparsanız daha iyi performansınız. Yoksa yukarıya su çıkıyor. Yeni seride öyle bir şeyle ben karşılaşmadım. Aynen. Birazdan şimdi bunları da anlatacağız arkadaşlar. O zaman biz bir lülelerimizi hazırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar biz setuplarımızı kurduk. Mergelerimizi açtık. İstersen kanka direkt şuradan takalım hortumları başlayalım. Aynen, hortum girişlerinden bir başlayalım. Şimdi benimki direkt gene aynı sistem ama yeni seri mükemmel geçiyor, jump diye geçiyor. Bu biraz daha arkadaşlar eski seri birazcık zorluyor. Ya bizim takımda dolayı ya da hepsi böyle bilmiyorum. Onun hakkında bir yorum yapmayacağım. Aynen öyle yani. Biraz daha şu an bizdekilerine göre söyleyelim. Eski seri biraz daha güç isteyerek takılıyor. Ama o yani ya hafif giriyor diye çektiğinizde çıkma gibi bir durum olmadı bizim şimdiye kadar. Aynen. Kankacığım. Kubbe közlüğün başlığını niye bırakıyorsun? Çünkü buraya sığmıyor. Kankam, senin için takımlar arasında çok fark var mı? Şimdi 475 liraydı, 600 liraya çıktı. Bu zam hakkında ne düşünüyorsun? Teker teker bir söyler misin? Ya kanka zam hakkında hani pek bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta hani firmanın kar marjı var bu işin içinde. Yani bu işler karışık işte artık ben karışamam. Vergisidir, vırtızı, zırtıdır. Bilemem. Yani belki kar edemiyordu artık 475 liradan da. 600 lira da az bir fiyat değil şimdi. Aynen. 500 olur. 100 lira farkla Big Boss Pro alabiliyorsun. Yani. Aynen. 500 olur anlarım hadi. 25 lira. 50 lira zam hani anlarım. McDonald's'a Burger King'e gidince onlardan sponsorluk almadık bu arada. Yani gidince hani diyorlar ya kanka 3,5 lirayla büyük boy olsun mu falan diye. Aynen öyle. Yani Small King'e 600 lira veriyorsunuz. 100 lira farkla Big Boss olsun mu? Aynen. Yani Big Boss'a göre artısı eksisi nedir? Tabi bunları da hepsine değineceğiz. Çok fark var mı, içimde fark ettiriyor mu? Değineceğiz bunların hepsi. Senin için bu takıma 600 lira verir misin kanka? Ya kanka 600 lira küçük takımlar için bence biraz fazla bir fiyat değil mi ya? Yani öyle ama kanka şimdi çoğu marka adını vermeyeceğim. Bazı 270 liralık nargilelerini 400 lira yaptı. 680 lira yaptı. Ya şimdi piyasadaki bütün nargile takımları zamlandı şu an arkadaşlar. Hatta direkt marka vererek söyleyelim. İlk başta ATH zamlandı. 1000 lira koydu direkt. Oduman zamlandı şu an. En son hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra işte EDS'de de biraz zam yaptı. Bunlar yani yıllık zamlar zaten kura göre. Her zaman zam yapılıyor. Ama birazcık çok fazla bir zam oldu. Hepsi öyle yaptı ama. Yani zamcık değil, zam oldu. Yani bayağı sağlam zam yaptılar.
Güzel ama zam şey yaptılar, onu bir şey diyemeyiz ama aynen, takımları güzel, onu söylüyorum. Harbiden güzel. Şimdi ilk başta bir lüle girişinden bir başlayalım kanka. Lüle girişi senin için iyi olmuş mu? Yani lüle yüksekte olduğu güzel olmuş mu? Şimdi kanka şöyle, lüle girişinin iyi yükselttikleri çok hani bariz ortada, biraz ısınmayı azaltmak için yapmışlar. Aynen. O da güzel olmuş. Çok fazla etkisi var mı? Bunu birazdan zaten hani test edeceğiz. Şu an çok fazla içmedik. 10 dakika falan oldu. Aynen. Yeni yeni açıyoruz. Aynen. Şu an hatta neredeyse ısınma hatta hiç yok benimkinde mesela. Benimkinde de yok kanka. Yani biraz içimlerin ilerleyen zamanlarda onu kontrol ederiz. Güzel olmuş. Takımı biraz daha yüksek göstermiş, büyük göstermiş. Hani şu an bendeki lüle biraz daha uzun, o yüzden eşit gözüküyor olabilirler ama tepsiden bakarsanız biraz daha uzun. Aynen ve bombeli yapmışlar. Bombesi aynen, birazcık daha artmış. 2 milim olmuş tepside. Bu tarafta yine arkadaşlar 1 milim üstüne smoking yazısı mevcut. Hani güzel bir tepsisi var. Tepsisi ama böyle kolay kupeyi falan koyuyoruz da yani yarım basıyor, yarım ayak basıyor. Tam basmıyor. Köz falan fazla iyi çırpılmıyor. Hani bunlar o takıma göre eksi. Yeni takıma geçtiğimiz zaman da büyük bir tepsi karşılıyor bizi 2 milim boyutunda. Hani geniş. Kupemizi, iknisimizin kapağını koyduk hatta biz buraya. Gözümüzde çok rahatça hemen çırpabiliyoruz yani bir sıkıntı olmuyor. Yani şimdi 1 milim, 2 milim senin için çok fark eder mi? Ya çok da bir farkı yok açıkçası arkadaşlar. Kullanış olarak hani bu yine aynı büyüklükte 1 milim olsaydı bence bir fark olmazdı. Bence de. 2 milim yapmaları her zaman daha iyi, daha sağlam demektir. Daha iyi. Yani, ya bir bildikleri var ki koyuyorlar. Yani. Yani onlar da yapmışken tam yapmak istemişler aynen, herhalde. İyi de yapmışlar ama yani. 2 güzel milim olmuş. Sağlam bir tepsisi var. Genişliği de iyi olmuş açıkçası. Çünkü buraya fazla köz çırpal, yani çırpmıyorduk biz daha doğrusu. Hiç çırpmadığında. Yani genellikle biz şurada hemen göstereyim. Burada demir, demir tabak arkadaşlar. İçine de bildiğimiz bunlara elektri artık ne diyelim, cezve diyelim. Cezveyi koyuyoruz, çırpıyoruz. Cezveyi de buradan şöyle salladığımızda tertemiz oluyor gerçekten. O da bizden tüy olsun. Aynen öyle. Yani tepsiyi de çizmemiş olursunuz arkadaşlar. Yani kolay kolay çizecek bir tepsi de yok yani. Aynen bayağı yani kullanıyorum. Yani ben bir tane, bak görüyor musun kanka, öyle detaylı böyle çizikler var mı? Yok çizik yok, yani kullanıyoruz derken de arkadaşlar, hani köz çırpmıyoruz dedik ama işte HMD'nin kapağını falan her zaman buraya koyuyoruz. Mecburen koyuyoruz yani. Onu söyleyelim ama ben şunu eklemek istiyorum kanka. Eski seride mat bir renge sahipken yeni seride birazcık parlak bir renge sahip olmuş arkadaşlar. Aynen öyle. Ve işlemeleri daha güzel duruyor. Onu da söyleyelim. Güzel bir Mr. EDS logosu işlemişler. Altta da QR kod var. Orada müşteri temsilcisine aktarıyor diye. Duydum ama denemedim yani. Hiç merak etmedim. Kanka ben okuttum. Direkt internet sitesine atıyor. Orada da en başta müşteri hizmetleri var. Bunu da şey için yapmışlar arkadaşlar. Mesela Big Boss'ta söyleyeyim. Big Boss'un gerçekten bayağı bir çakmasını çıkarmışlar ki ben de gördüm. Adam çakmalarını bile aynı yapmışlar ya. Helal olsun. Adam aynısını yapmış. Üstünde Mr. EDS yazsa Mr. EDS dersin yani. Sadece markayı silmişler. Aynı takımı kopyalamışlar. Aynen öyle. Onun içinde QR kod koymuşlar. Güzel olmuş. Güzel olmuş abi. Ama biraz büyük. Neyi? QR kod mu? Aynen kocaman duruyor yani. Bazı kişilerin hoşuna gitmez. Hani istersen altlar üstler burnumuza geçelim. Yani alt tarafta kaldığından dolayı dedim. Üstler burnumuza geçelim. Kanka burada birazcık doku değişmiş. Şöyle bakayım, bak kanka. Bunda biraz kaygan bir his var. Bunda böyle pütürlü bir his var. Ama bak, güzel olmuş yani. Ha bak aynen ha. Şu an fark ettim. Değil mi? Yani çok güzel bir his yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Öyle parlak. Ha. Yine aynı renge sahip. İşlem olarak aynı. Boy olarak ama aynı. Dokuda ama değişiklik var. Dokuda biraz değişiklik var, şu an fark etmiyorum. Şimdi bunu diyecekler ki yeni seride ısınma problemi olacak mı? Şimdi arkadaşlar biz çelik nargile kullanıyoruz. Çelik nargile mecburen ısınacak. Ama ben bunu böyle tuttuğum zaman şu an tepsinin dibinde ısınma var. Bakayım. Ona bak kanka. Bunda daha hafif bakayım ya. Aynı. Aynı ya. Hani değişme bir problem yok yani, ikisi de aynı. Isınmalarda vesaire de aynı yani. Şu an hiçbir sıkıntı da yok. Cayır cayır da içiyoruz. Mükemmel yani. Yani suya indirmiyor, onu söyleyelim. İki takım da suya indirmiyor sıcaklığını. Aynen. Hani burada biraz ısınma olabiliyor. Şimdi biz oturup bunda 2-3 kafada içtik yani bu takımda. O zaman ısınma oluyor. Yanlanıyor şimdi söylemeyelim. Bir kafada da ısınma olacaktır ama. Suya indiğini ben hiç görmedim. Suyun ısındığını falan. Aynen ben de görmedim. Ama kanka ben şunu ekleyeyim. Şu desenler birazcık hareketlilik katmışlar gülemize. Tabii canım dümdüz yapmamışlar en azından. Yani güzel bir desen yapmışlar. Kastır görüntü yapmışlar. Aynen. İstersen bilezik kısmımıza geçelim kanka. Geçelim. Bilezik kısımları aynı. Bir aynı fark yok. İçindeki bilyeler değişik. Aynı içindeki bilyeler değişik. Bunda beyaz bilye çıkarken bu tarafta arkadaşlar krom renkte bir bilyeler çıkıyor. Ve bilye sesleri eski seri biz biraz sessiz çalıyor. Şu yeni seri biraz daha sessizleşmiş. Hatta göstersen güzel olur kanka. Yani bu ses çıkıyor. Yeni seride bu azalmış. Böyle bilyenin yukarı vurma sesi yok artık arkadaşlar.
aşağı düşerken yine bir ses çıkarıyor ama hani şu ses yok. Bununki gibi sesli sesli çalışmıyor bile. Aynen, takır takır vurmuyor yukarıya. Benim için daha iyi olmuş orası. Yani bence de güzel olmuş. Bilye sesi bence bazı kişileri rahatsız ediyor, onu ben biliyorum yani çünkü. Kullanan arkadaşlarım var, rahatsız oluyor. Ama yani ben kafaya takacak mıyım? Ben bunu kafaya takmam. Ben şahsi fikrim. Çok sıkıntı değil ama daha iyi olmuş. Yani bilezik kısmında arkadaşlar gene aynı, devam ediyor. Çizgi var üzerinde, güzel bir çizgi olmuş. Hareketli kalkmış. Tabii bu çizgi bir tık daha iyi olsaymış bence güzel olurmuş. Çok olsaymış böyle. Yani tartışılabilir o. Göz zevki biraz. Aynen. Ön tarafından da Mr. EDS yazmışlar arkadaşlar. İkisine de mevcut. Yani E23 yazıyor Smaki. Yani bilye hariç şu kısımda herhangi bir değişen yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir tepsi değişik ve lülaparız değişik arkadaşlar. Aynen. Biraz da servosuz. Aynen. Kankacım hortuma geçelim. Hortumlar gene aynı eski seriyle. Bir farkı yok. Aynen. Bu siyah çanta alırsanız siyah hortum çıkıyor. Kahverengi çanta alırsanız beyaz hortum çıkıyor. Ama beyazda renk atması var. Siyah da toz tutuyor. Onu hemen bilerek yapmışlar. Gitti de kahverengiye de şöyle. Güzel detay oldu bak. Yani bu hortumu çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Hatta şu an kameranın arkasında bir softaş da yatıyor orada. Aynen. Yani normalde... Ben softaş da kullanıyorum normalde. Güzel oldu yani, değişmesi de güzel. Şey aynen yani. Öyle. Ama şunu da söyleyelim. Bu ucunu çıkartırken direkt çekerseniz çıkmayacaktır. Çıkmıyor arkadaşlar. Yani sağa sola böyle kanıtarak yaparsanız aynen daha iyi olur. Onu da söyleyelim yine. İstersen hortumuzun giriş yerinden bahsedelim. Ben Bitbox'taki gibi bir arıza görmedim. Yo, ben de hiç hava kaçar falan hiçbir şey rastlamadım ben de. Hiçbir şeye rastlamadım. Yani, gayet de iyi giriyor yani böyle. Bizim Big Boss'ta da yoktu. Bizim Big Boss'ta da yoktu. Ben memnundum yani. Çok da memnunum takımım. Hala arıyorum mesela Big Boss'u. Bazen düşünmüyor değilim tekrar alayım diye. Ama yani sürekli kanala içerik çıksın şey olsun diye mecburen takımları değiştiriyoruz. Onu da söyleyelim. Aynen öyle. İstersen Marpuç kısmına geçelim. Benim buradaki Marpuç kanka parlak bir metal renge sahip. Aynen, burası mat. Ve tepsiye oturabiliyor şu yan tarafları. Güzel bir detay olmuş bence. Benim hoşuma gitti ve ağız kısmını değiştirmişler. Bundaki ağız kısmı Big Boss'taki gibi olmuş. Ya Big Boss'un mantıklarının şey küçülmüş abi. Aslında kanka Big Boss'un parçası olur bana. Üst tarafı. Olur, aynısı zaten. Aynı. Olur yani. Alt taraflar falan da aynı yine. Hortuma giren kısmı. Sadece ekstra olarak yani tepsiye tutturmanız için aparat yapmışlar. Şöyle göstereyim. Yer yapmışlar yuva. O da şöyle. Güzel bir detay bence. Aynen. Güzel bir detay olmuş bence. Benim hoşuma gitti. Bunda senin öyle tarafı şey yok öyle kanka. Yok kanka. Burada da arkadaşlar mat bir çelik rengi var. Bu arada çelik. İkisi de çelik. Onu da söyleyeyim. Takım komple 304 çelik. Burada böyle bir Small King yazmışlar. Fontu oradakinden biraz daha değişik. Aynen. Bunda bir düz yazı var. Orada bir şekilli yazı var. Aynen. Fontu biraz değişmiş. Yani, tabii bu kişiden kişiye değişir. Bence şu fontta olsaymış, büyük yazı varmış. Bence güzel olurmuş. Ben de oradakini severim mesela. Ne bileyim yani. Olabilir yani. Yani bunun epoları falan da var arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Epolarda sadece kaplama var. Geri kalan her şey aynı. İstersen iç serborumuza geçelim kanka. İç serborum bende buradaki gene içerisindekiyle aynı ama bir tık bir nevi uzamış, bir aynen, santim. Bir santim kadar bir uzama var arkadaşlar. O da cam değiştiği için hani uzatmış olabilir. Aynen, cam değiştiğinden de olayı olmuş. Onu da şöyle söyleyelim, içinleri şöyle diyeyim. Yani bunda hafif, nefes gibi diyelim. İkisi de nefes gibi. Nefes gibi ama bunda bir tık yani ağırlaşmış. Çok böyle yan yana olmadığı sürece bence fark etmezsiniz, onu söyleyelim. Biz de yan yana olduğu için biz fark edebiliyoruz ama. Aynen. Çok da böyle bariz bir fark yok yan yana. Şimdi mesela az önce ondan çektim, bundan çekince yani bir nebze aynı ama yani bir tık tok çok yani. Az bir tokluk var orada. Onda biraz daha suyu da fazla koyabilirsiniz orada. Aynen, suyu fazla koyup yani içine buz da atarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Buz falan da giriyor, çok rahat da giriyor yani. Ağzı bence artı olmuş orada, onu da söyleyelim. Cam kısmına geçelim. Cam kısmı senin tarafta gördüğün şekilde bir çizgi mevcut kanka. Evet. Burada çeke desenli bir cam var. Orada kesme cam, bir de el yapımı cam arkadaşlar burada. Aynen. Onun logosunu alt tarafına sticker şeklinde yapıştırmışlar. Aynen. El yapımı cam olduğuna dair. Ve %100 yerli yazıyor alt tarafında. Aynen öyle. Kesme bir cam, çok güzel bence detaylar da var. Yani güzel olmuş. Güzel gözüküyor. Hatta ilk aldığımızda kanka bu benim hoşuma gitmiyordu. Biliyorsun yani. Şu ve hoşuma gidiyordu. Ama camı canlı gördükten sonra bu cam harbiden hoşuma gitti. Niye? Genişlemiş, boyu uzamış. Ve daha çok su alabiliyor. İçine buz falan da atabilirsiniz. Yani konseptte yapılabilir aslında. Aynen öyle. Yani güzel olur. Meyve falan da çok rahat girip yani böyle yarım meyve girmez ama onu parçalarsanız bence girer. Buz da girer. Buz da girer. Şey de girer. Yani camlarda arkadaşlar küçük takım olduğundan dolayı led yeri vesaire bir şey mevcut değil. Altına led tabağı koyabilirsiniz bence. Olabilir. Yani cam büyümesi güzel olmuş. Cam bir de bu arada ikisinin de kaliteli ama. Aynen. Çok kaliteli camlar var. Ben bunu hatta düşürdüm. Aynen öyle. Yani yeni aldığımı düşürdüm. Hiçbir sıkıntı olmadı yani. Yani böyle çizilmemiş mi hiçbir şey yok yani. Dedim cam gitti dedim ama hiçbir sıkıntı yok yani. Camlarda onu da söylemiş olalım. Kanka tahliyeye hiç değinmedik. Bir tahliyeyi denelim istersen. Tahliyede seninkiyle benimkiyle arasında fark var mı? Bir bakalım.
Şöyle ikisini de doldurduk. İlk ben üflüyüm kanka. Sen üfle kanka. Yarım nefes. Aynen. Bu da yarım. Yarım nefes. Tahliyelerde bir değişim söz yani, konusu aynen. Değil. Onu da söyleyelim. Yine ikisi de iyi performans veriyor. Çantalar aynı zaten. Şimdi sadede gelecek olursak aralarındaki farklar tekrardan söyleyelim. Lila adaptörü değişti. Evet. Tepsi kalınlaştı ve büyüdü. Bombelili şekli vermişler biraz da. Ondan sonra camımız değişti. Camımız büyümüş ve genişlemiş. Servomuz 1 santim büyümüş. Geniş, uzamış diyeyim daha doğrusu. Difüzörümüz vesaire her şeyimiz aynı. Ve Mark 3 kısmımız. Hani çok karakteristik bir değişim burada söz konusu. Burada yani bayağı bir değişim var. Yani yine burada yani iki takım birbirine çok benziyor ama Mark 3'ler daha iyi bir değişim yapmışlar. Yani şu an hatta yan yana olduğundan dolayı Y seri eski seriden daha uzun. Aynen öyle. Neredeyse yani bir parmak tam yani diyelim. Yani 1 santim, 1,5 santim aralığında bir boy farkı var. Yani şimdi bu tarafta o zaman 475 liraya aldık. Bu tarafta 600 lira şimdi. Aynen öyle. Arada uçurum bir fark var. Yok demeyelim. Hani değer mi tartışılır. Yani. Hani şöyle söyleyeyim, ben Small King'i severek kullanıyorum. Big Boss'u da çok severek kullandım. Ki adını hak ettiğini düşünüyorum ben. Aynen harbiden ben de. Küçük kral yani. Hani küçük kral. Harbiden hak ediyor. Ve ben bunu sürekli daha bu akşam geldim, daha yeni geldim Medev'e. Duhan edelim, video çekelim diye. Ben bunu alıyorum, götürüyorum her yere. Hiçbir sıkıntı da olmuyor yani. Seyahatta 10 numara 5 yıldız oluyor. Ve çelik takım. Ağzı geniş, içine buz atabilirsiniz. Aynen. Çok fazla böyle aşırı bir su almıyor. Böyle kampa gidenler falan varsa çelik ve çok güzel bir takım. Bence tercih edebilirler. Ama birinci seride ikinci ev olarak yine tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntısını ben görmedim. Tek eksisi yani. Yeni seriye göre hani mağpuça su kaçma sıkıntısı da suyunun biraz dozajını kaçırdığınız zaman yukarıya su kaçıyor. Ama yeni seride öyle bir şey söz konusu değil. Yani onu da kanka şöyle gösterelim istersen. Sen bir çek köpürme nereye kadar geliyor bir bakalım. Aynen onu videosunda şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Çek mi kanka? Şu an köpürme buraya kadar geliyor arkadaşlar. Şu an suyu bir de biz tam çizgisini de koyduk. Aynen. Şu an çekiyor. Yani yarısına kadar çıkıyor. Yeni seride biraz daha az. Hatta suyunu ben fazla koyuyorum yeni serinin biraz daha tok olsun diye. O da yine fazla su koymama rağmen yarısına kadar anca çıkıyor ve suyu fazla gene koysam yukarıya su çıkacağını ben zannetmiyorum. Yani çok fazla koymadığınız sürece ki bunda da çok fazla sıkıntı olmuyor. Suyu yayladığınız sürece herhangi bir su kaçması falan olmuyor onu da söyleyelim. Ama burada biraz daha iyileştirmişler yani. Aynen güzel olmuş. Yani tabii tartışılır 600 lira vermek yani veya ikinci el olarak birinci serisini almak. Tabii tartışılır ama bunun hala sıfırı var biliyorum yani. Var. Gördüm. Yani elinde olanlar yani vardır. Tartışılır. Fabrika mağazasında olmayabilir ama. Aynen elinde olanlar vardır mecburen. Yani onlar da hangi fiyattan satıyorlar ona bir şey diyemem. Yani bu videoyu da Hoka Capital sponsorluğuyla çektik. Onlara da buradan çok olsun. Sonsuz teşekkürler iletiyoruz. Mahir abime selam olsun buradan da. Fazla uzatmaya gerek yok. Yine arkadaşlar bizi izleyenlerin %80'i kanala abone değil. Kanala abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Zille emojisini de basarsanız attığımız videolar direkt size anlık olarak bildirim düşürür. Instagram'dan da yine takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan soruları vesaire, takım hakkında bilgi, Hoka Capital hakkında bilgi, iletişim numaraları, nagilecian.com'da. Altta koyarız ama. Aynen aşağı biz linklerini de bırakırız hepsini. Oradan ulaşabilirsiniz. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Herkese iyi dumanlar dileriz.